Basa 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 bir sıkışma. Tarım da çok büyük problem. Türkiye'de su zengini ülke değiliz biz. Hatta Türkiye yarı kurak bir ülke, semiarit bir ülke. Bu tropikal bitki ekiminin yasaklanması gerekiyor. Bu tropikal bitkiler tropikal yağış ister. Biz tropikal bir ülke değiliz. Tropikal bir iklime de girmiyoruz. Sıcakları görünce millet tropikal iklime girdiğimizi sanıyor. Tropikal iklimde her gün yağmur yağar. Öyle bir şey yok. Şimdi bu iklim değişikliğinde tabii Karadeniz'de de bizim yaptığımız çalışmalarda özellikle Temmuz ayında Karadeniz'de buharlaşma yağış miktarını geçiyor. 2040 yılına doğru ilk defa böyle bir şeyle karşılaşacak ki Temmuz ayı da Karadeniz'de Mısır'ın sap yaptığı ay. Yani burada da Karadeniz'de de su problemi olacağı gibi gözüküyor ama tabii Akdeniz kadar değil. Karadeniz'de dereler çok kısa, dik. Yağmurlar bir an önce akıp denize doğru iniyor. Belki ileriki yıllarda Karadeniz'den denize akan nehirlerin önünde denizin içinde baraj yapmamız gerekecek. Tatlı su barajları. Çünkü Karadeniz'de suyu depolama problemi var. İklim değişikliği en çok etkileyecek yerlerden birisi Karadeniz. Ama Karadeniz'de de hafiften mesela yıl boyunca Karadeniz'de her ay yağışlar buharlaşmadan daha fazladır. Bu nedenle sulama ihtiyacı düşüktür. Ama bu ısınmayla beraber yağışlar hafiften artsa bile buharlaşmadaki artış özellikle Temmuz ayında ilk defa 2040 yıllarında buharlaşma yağışından üstüne oluyor. Bu zaman su açık veriyor toprakta. Sulamaya ihtiyaç var. Yani birazcık Mısır'da tehlike var Karadeniz'de. Tabii bir de bu fındık ve çay artık kıyılarla dağlar aynı anda oluşmaya başlıyor çay ve fındık ve çay özellikle aynı anda olunca bir anda bütün tepeler ve vadi aynı anda çayı toplayıp fabrikaya götürdüğü zaman sıkıntı yaşanıyor. Bazı böyle ufak tefek değişiklikler var ama yine de Karadeniz Türkiye'de iklim değişikliğinin skordası. Görsem ben nerede? Tamam, hadi.